Merhaba, ben Yağız Kahraman. Bu haftaki Global Hip Hop gündemine hoş geldiniz. Bakalım bu hafta ve geçtiğimiz hafta Hip Hop dünyasında hangi albümler, hangi şarkılar ve hangi klipler çıktı? Bunun yanı sıra Hip Hop dünyasında neler olduğuna da geleceğiz. Ama öncelikle bu hafta çıkan şarkılardan başlıyoruz. Bu hafta çıkan ilk şarkı Trey Songz ve Fabulous'ın Freaky adındaki şarkısıydı. Bu şarkıyı ilk gördüğümde aslında içinde Fabulous var diye bayağı bir heyecanlanmıştım. Zaten zamanında da küçükken Midnight Club diye bir yarış oyunu vardı. Orada tanışmıştım ben Fabulous'ta ve Keeping It Gangsta diye bir şarkısı vardı. Çok severdim. Aynı zamanda You Be Killin'im diye bir şarkısı vardı daha R&B soundlarında. Dolayısıyla Fabulous benim hep böyle sevdiğim ama artık üretmiyor dediğim bir sanatçıydı. Bir anda böyle Trey Songz'la beraber Freaky adında bir şarkı çıkardılar ama benden söylemesi şu ki bence Fabulous eski Fabulous değil, biraz daha hani bakayım ben bir daha bir piyasanın içine gireyim. Daha şu an tanınmış, daha bilinen bir isimle bir şarkı yapayım. Bakalım ne oluyor der gibi geldi bana. Şarkıyı çok sevemedim ama yine de içinde hem Trey Songz hem de Fabulous var diye dinlemiş olduk. Umarım Fabulous da bu eski You Be Killin'im ve Keeping It Gangsta gibi şarkı dönemlerine bir geri dönüş yaşar ve bizi yine çok güzel şarkılarla buluşturur diyerek bu hafta çıkan ikinci şarkıya geçiyorum. Bu hafta çıkan ikinci şarkı Tory Lanez, Quavo ve Tyga'nın Broke Leg adındaki şarkısıydı. Aynı zamanda şarkıyla beraber klibi de çıktı. Klibi de hazır şimdi bu şarkıdan bahsederken gireyim. Klipte popolardan daha yapmışlar arkadaşlar. Yani aslında bildiğimiz bu hip hop kliplerinde bol twerk'te olan kliplerden bir tanesi bu. Ve hani biraz kesmemiş durumu var. Adamlar bayağı böyle bir piramit şeklinde popolardan dağ yapmış ve üstünde şarkı söylüyorlar. Şarkı güzel bu arada, yani Tyga yine bir işin içinde yer almış oldu sonuçta bu şeyle beraber. Dediğimiz gibi çok aktif son zamanlarda, çok üretiyor, asla durmuyor. Şarkı da yani Tory Lanez, Quavo ve Tyga'nın beraber kaydettiği bu Broke Leg şarkısı da bu haftanın sevdiğim şarkıları arasındaydı diyerek geçiyorum bu hafta çıkan üçüncü şarkıya. Bu haftanın bana kalırsa çıkan en kötü şarkısına geldik. Cardi B'nin Press adındaki şarkısı. Şarkı bok gibi, üstüne konuşmak istemiyorum aslında. Yani Cardi B'yi şarkı kalitesi olarak sevebiliyorum. Daha agresif bir kadın çizgisi sergilediği için. Ama karakter olarak çok da sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Zaten geçmişte kendisinin bu striptizci olduğu dönemde müşterilerinin içkilerine ilaç atarak onların paralarını ve işte araba anahtarlarını falan çaldığını sizlere aktarmıştım. Bilmiyorum Offset kardeşim doğru bir karar verdi mi vermedi mi, bu tamamen onlara kalmış bir şey. Bununla alakalı yorum yapamam ama Cardi B'nin bu yeni Press şarkısıyla alakalı tek bir yorum yapabiliyorum. Bok gibi olmuş şarkı, dolayısıyla geçiyorum bir diğer şarkı haberine. Geldik bu hafta en sevdiğim şarkılardan birine. Bu şarkı Jim Jones ve Fat Joe'nun NYC adındaki şarkısıydı. Zaten Jim Jones'un yeni albümü de çıktı, bunu albüm haberlerinde size anlatıyor olacağım ama bu şarkıyı gerçekten çok başarılı buldum. Aynı zamanda şarkının son bir dakikasını, bu Amerika'da biliyorsunuz çok lise taranmaları oldu. Yani liselere ateş açıldı, çok ölümlü bir sürü okul olayları oldu Amerika'da. Bunların da içine konulduğu aslında bir polis ve haber sesleri konulmuş şarkının son bir dakikasına ve çok anlamlı. Aynı zamanda Notorious B.I.G.'nin öldüğü günkü polis telsizlerine, haber seslerine, Nipsey Hussle öldüğü zamanki seslere, XXXTentacion hayatını kaybettiği zamanki anonslara, Mac Miller öldüğü zamanki polislerin onu anons ettiği seslere falan yer verilmiş. Çok duygusal aslında bir dakika yaşatıyor size. Yani tabii ki hiçbirimiz bir Amerikan vatandaşı kadar ağır yaşamıyoruz bu olayları ama bir liseye ateş açılıp çok küçük yaştaki insanların hayatını kaybetmesi ya da genel olarak insanların hayatını kaybetmesi çok üzücü bir şey olduğu için bunu çok böyle çarpıcı bir gerçek olarak şarkının içine yerleştirmişler. Zaten şarkı da çok güzel. Yani şarkı kısmı bu Jim Jones ve Fat Joe'nun söylediği kısım. Çok anlamlı bir şarkı, çok güzel şarkı. Sonunu özellikle dinlemenizi öneririm. Çünkü gerçek footage'ler bunlar. Gerçek polis telsizi ve gerçek ana haber bülteni sesleri kullanılmış dediğim gibi. Çok güzel olmuş. Jim Jones'un albümüne de zaten albümleri anlatırken geri dönüyor olacağım diyerek geçiyorum bir diğer şarkı haberine. Bu hafta çıkan bir diğer şarkı Skepta ve Jayhus'un What Do You Mean adındaki şarkısıydı. Skepta'nın zaten albümü de çıktı. Zaten geçtiğimiz haftalarda Bullet From A Gun adındaki şarkısı da çıkmıştı. Hatta bu şarkının klibi de çıktı falan. Skepta ile alakalı aslında biraz haberimiz var. İngiliz rapçi olan Skepta, İngiliz grime sahnesinde yer alan Skepta ile alakalı. Bu şarkıyı çok da başarılı bulmadım. Zaten Jayhus'u dürüst olmak gerekirse ilk defa duydum. Şarkı güzel ama yani benim sevdiğim soundlarda değil. Dolayısıyla
Bunun hakkında da biraz daha fazla konuşacağım albüm haberlerine geçmeden önce bir diğer şarkı haberine geçiyorum. Bu hafta çıkan bir diğer şarkı, Cowboy'un Lil Durk, Young Thug ve Meek Mill'le beraber kaydettiği Chariot adındaki şarkıydı. Yani şarkının içinde Meek Mill ve Young Thug'ı görünce bayağı heyecanlanmıştım. Ah dedim, yani güzel bir şarkı çıkmış yine. Ama şarkıyı inanın o kadar beğenmedim, yani beklentilerimi karşılamadı diyebilirim şarkıyla alakalı. Genelde yani içinde Meek Mill olan işleri de seviyorum. Young Thug da son zamanlarda çok başarılı işlere imza atıyor. Ama bu şarkı, yani Cowboy'un bu Chariot şarkısı çok da başarılı olmamış diye düşünüyorum. Ve geçiyorum diğer şarkı haberine. Bir sonraki şarkımız Jams'in Lil Baby ve Da Baby ile kaydettiği Baby Shower adındaki şarkısıydı. İçinde bayağı bir baby geçen bir şarkı ama çok da hoşuma gidemeyen bir şarkı. Normalde Da Baby ile alakalı neredeyse her hafta sizlere bir şeyler söylüyorum ne kadar başarılı bulduğumla alakalı ama bu şarkıyı çok da başarılı bulmadım. Dolayısıyla üstünde de çok durmadan bir diğer şarkıya geçiyorum. Bir sonraki şarkı Lil Keed, YNW Melly, yani idam kararı istenen YNW Melly ve son zamanlarda müziği bıraktım deyip hiç olmadığı kadar fazla şarkı çıkartan Lil Uzi Vert'ün Pull Up adındaki şarkısıydı. Şarkı hoş, yani yine benim çok sevdiğim bir soundda olmayan bir şarkı ama Lil Uzi Vert yine güzel verse'lere imza atmış. Lil Keed de yine şarkıda başarılı bulduğum isimlerden. YNW Melly'yi niyeyse çok sevemiyorum. Tabii umarım hayatını kaybetmez çıkan kötü bir karar sonucu ama şarkıda çok da başarılı bulmadım ama genel anlamda baktığınızda dinlenilebilir yeni ve güzel bir şarkı olarak gözüküyor Pull Up. Geçtik bir diğer şarkı haberine. Bir diğer şarkımız Casanova'nın Forged in Steel şarkısıydı. Casanova'nın tarzını beğeniyorum. Biraz daha sert gitmeyi seviyor Casanova ve takdir ediyorum adamı. Bu Forged in Steel şarkısını da başarılı buldum. Hafif de olsa böyle eski sound'a biraz daha yaklaşabilmiş şarkılardan diye düşünüyorum. Tamamen eski sound demiyorum ama yaklaşabilen şarkılardan, dolayısıyla hoşuma gitti. Zaten yüksek ihtimalle bu haftaki Spotify playlistinde de bu şarkıların birçoğunu bulabileceksinizdir diyerek geçiyorum bu hafta çıkan albüm haberlerine. Bu hafta çıkan ilk albüm zaten geçen hafta biraz müjdesini verdiğim bir albümdü. Denzel Curry'nin Zoo adındaki albümü çıktı ve albümün içinden gerçekten çok sevdiğim iki tane parça var. Bunlardan bir tanesi zaten öncesinde single olarak çıkan Ricky şarkısıydı. Hala da dinliyorum Ricky'yi ben. Bir de albümün çıktıktan sonra, bütün albümü dinledikten sonra sevdiğim Birds adındaki bir şarkısı var Denzel Curry'nin. Ki çok başarılı bulduğum bir isim benim. Dinlemenizi öneririm bu Denzel Curry'nin yepyeni Zoo albümünü diyorum ve geçiyorum bir diğer albüme. Bir sonraki albüm zaten biraz önce bahsettiğim Skepta'nın, yani İngiliz grime sahnesinden Skepta'nın yepyeni albümü Ignorance is Bliss adındaki albümüydü. Albümü dinledim, yani grime çok benlik değil, Stormzy'yi çok seviyorum, o çok ayrı mesele. Skepta'nın da bazı şarkılarını çok seviyorum ama bu albümün içinden sevdiğim yine sadece iki şarkı oldu. Bunlardan bir tanesi zaten geçtiğimiz haftalarda çıkardığı A Bullet From A Gun single'ıydı. Bir diğeri ise Animal Instinct adındaki şarkısıydı. Bu arada bu Bullet From A Gun'ın klibi de çıktı, bu klibin de üstünde biraz duralım. Klip aslında çok düşük bütçeyle çekilmiş gibi duruyor. Bir metro istasyonunda oturuyor Skepta. Ve devamlı işte yanına birileri gidip geliyor, birileri gidip geliyor ve aslında birçok insanın kısa bir zaman dilimi içerisinde yaşadıklarını görüyorsunuz. Atıyorum hırsız da görebiliyorsunuz, hayat kadını da görebiliyorsunuz, sevgilisini aldatan bir kızı da görebiliyorsunuz. Bavulunu unutan bir kadın, onun dışında çocuğuyla markete gitmiş ve dönen bir daha yaşlı bir kadın görebiliyorsunuz falan gibi böyle güzel enstantaneler çekmişler. Başarılı buldum, bence güzel bir iş olmuş. Zaten şarkıyı da çok seviyorum. Aynı zamanda Skepta'nın bir klibi daha çıktı ama artık onu da klip haberlerine saklayayım diyorum ve geçiyorum bir diğer albüm haberine. Bir sonraki albüm yine Chief Keef'in yine Glow Gang'le beraber yaptığı bir başka projeydi. Projenin adı Camp Glow Tiggy. Yani bana çok hitap etmedi açıkçası albüm. Yine de bunun yorumunu tabii ki yine sizlere bırakıyorum. Bir dinleyin albümü. Bakalım sevecek misiniz? Yani Chief Keef'i başarılı buluyorum. Hatta beraber çok güzel bir kimyaları tuttuğu şeyle, Glow Gang'le beraber. Hatta Glow Toven adında başka bir projesi daha vardı. Bu Global Hip Hop gündemine ilk başladığımız dönemlerde çıkan bir albümdü o da. Bunun üzerine çıktı bu yepyeni Camp Glow Tiggy adındaki albüm. Neyse şimdi geçiyorum diğer albüm haberine. Bir sonraki albüm Jim Jones'un El Capo adındaki albümüydü. Zaten NYC şarkısından bahsetmiştim. Bu şarkı da bu Jim Jones'un El Capo adındaki yepyeni albümde yer alıyor. Aynı zamanda albüm gerçekten genel anlamıyla çok başarılı bir albüm diye düşünüyorum. Hatta bu hafta çıkan bence en başarılı albümdü. Aynı zamanda albümden bir şarkıya da bayıldım. God Die Young adında bir şarkı. Hani iyiler çok erken ölür konseptini taşıyor aslında ve çok da doğru bence. Çünkü çok erken hayatını kaybeden çok değerli sanatçılar var. Şimdi bunları say say bitmez.
Ama sonuç olarak bu bir gerçek ve hayatın bir gerçeği. Keşke hiç böyle başarılı insanlar, çok iyi insanlar erkenden hayatını kaybetmese diyoruz. Ve geçiyoruz bu haftaki klip haberlerine. Bu hafta çıkan ilk klibimiz Ty Dolla $ign ve J. Cole'un Purple Emoji adındaki şarkısının klibiydi. Klip çok başarılı olmuş. Klipte çünkü bu alışık olduğumuz işte popolar, arabalar falan yok. Bu Purple Emoji dediğimiz bu arada klasik bildiğimiz bu şeytan emojisi. Ve yani şimdi kimse burada bana gelip yalan söylemesin. Bu emojiyi herkes belli bir sebepten karşı cinsine atıyor. Aslında şarkının klibinde de biraz bunu anlatmış ama çok daha romantik bir şekilde anlatmış. Klipte bir sürü çift görüyoruz. Ve işte çiftlerin birbirlerini ne kadar sevdiğini ve işte sevişme aşamalarına nasıl geldiklerini biraz görüyoruz. Çok güzel olmuş hakikaten. Uzun zamandır gördüğüm en güzel ve sade kliplerden diye düşünüyorum. Purple Emoji'nin klibi. Bu hafta çıkan ikinci klipten zaten demin biraz bahsettim. Çünkü bu Skepta'nın Bullet From A Gun şarkısının klibiydi. Dediğimiz gibi klipte bir kadraj kullanılmış. Bir metro istasyonunda geçiyor ve bir hikaye anlatılıyor klipte. Güzel klip olmuş ama üstüne zaten daha fazla konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Biraz önce yeteri kadar bahsettiğim için diyerek diğer klibe geçiyorum. Bir sonraki klip yine Skepta'nın klibi. Grease Mode'undaki şarkısının klibiydi. Bu da albümünde yer alan bir şarkı zaten. Bu klibin biraz daha fazla bütçeye sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir senaryosu var. Eski kafa bir banka soygununu anlatıyor. Bilmiyorum hoş olmuş ama yani şeyin ben bu anlattığı hikayeyi daha çok sevdim aslında. Bullet From A Gun şarkısının klibindeki hikayeyi daha çok sevdim. Bir sonraki klibimiz Smoke Purp'ün NLE Choppa adındaki bir sanatçıyla kaydettiği Double şarkısının klibiydi. NLE Choppa'yı daha önce yine duymadığım bir isimdi aslında. Belki de bu yeni isimlerin üzerinde biraz daha durmam gerekiyor gibi bir kişisel eleştiride bulunup kendime bu şarkıyı gördüğüm zaman, bu klibi gördüğüm zaman. Klipte şöyle bir ortam var. Klasik renkli sokaklar, bol grafitili, bol sokakta yürümeli. Aslında neşeli, güzel bir klip. Zaten Smoke Purp'ün de son zamanlarda yaptığı bütün işlerde böyle yeni renkler var. 6ix9ine kadar olmasın diyerek geçiyorum bir diğer klip haberine. Bir sonraki klip Tech9'ın I Caught Crazy adındaki şarkısının klibiydi. Bu arada Tech9'ın yaptığı bir şey var. Son çıkardığı 5 klipte aynı klibin devamı gibi. Yani bir dizi gibi yaptı adam bunu. Hatta ismine de Cathartic adını verdi. Bu Cathartic hapishanesinde geçen olaylar zinciri aslında bütün albümdeki şarkılarının klipleri. Bu da bu albümden çıkan 5. klip ve dolayısıyla mini dizinin diyeceğim yeni bölümü gibi. Güzel. Bu arada en başından izlemenizi tavsiye ediyorum bu Tech9'ın çıkardığı klipleri. Şu anda bu 5.'si, 6.'sı da çıkacak mı bilmiyorum. Çünkü season finale diyordu klipte. Yani sezon finali diyordu. Belki de biraz süre geçecektir veya diğer şarkıları için başka bir mini dizi serisine başlayacaktır Tech9. Bununla alakalı bir bilgimiz yok ama güzel bir konsept olmuş. Dolayısıyla I Caught Crazy şarkısının da klibini izlemenizi tavsiye ediyorum ama tabii ki önce diğerlerini izleyin. Zaten Cathartic yazarsanız YouTube'a çıkacağını düşünüyorum Tech9'ın bütün klip serisinin diyorum ve geçiyorum diğer klibe. Bir sonraki klibimiz aslında benim beklemediğim bir klipti. Tahmin edin kimin klip haberi? Yine Kodak Black'in klip haberi. Herif içeride çıkamıyor ama yine de klibi çıkıyor. Klibi de bok gibi. Klibin üzerinde biraz tabii ki duracağım, konuşacağım. Bu klip kendisinin Needing Something adındaki şarkısının klibiydi. Arabaya binmiş gidiyor. Hatta öyle bir şey ki arabada bu şarkısını söylüyor ama dudakları örtüşmüyor bile. Yani sesi düzgün eşleştirememişler. Öyle kötü klip. Yani bilmiyorum. Kodak Black zamanında şarkılarını daha çok sevdiğim bir sanatçıydı. Şimdi doğruya doğru. Ben bu herifin ürettiği şeyleri sevmiyor muyum? Sevdiğim oluyor ama kendisini bir karakter olarak o kadar sevmiyorum ki. Neyse zaten haberlerde de yine Kodak Black'la alakalı bir haber var. Onun arasında geçen ve yine davasıyla alakalı bir mevzu var ama ona da geleceğim. Geçiyorum bu klibi artık. Daha çok üstünde durmak istemiyorum Kodak Black'in. Evet, teşekkür ederim. Geçtim diğer klibe. Bir sonraki klibimiz yine Tory Lanez, Quavo ve Tyga'nın Broke Leg adındaki şarkısının klibiydi ama zaten bunu da şarkıdan bahsederken biraz anlatmıştım. Dediğim gibi şimdi biraz daha üstünden geçelim. Şarkı ve klip genelde popolar üzerine, yani klipte bayağı bir twerk yapan ablamızı görüyoruz. Sonrasında işte bizim bu çocukları kesmiyor da daha yapıyorlar popolardan. Bir piramit şeklinde kadın hepsi poposunu sallıyor. Ve bizim çocuklar, yani bizim çocuklar derken Tory Lanez, Quavo ve Tyga bu kadınların bulunduğu platformun en üstünde şarkı söylüyor. Bu Broke Leg adındaki yepyeni şarkılarını. Güzel klip, yani eğlenceli klip, izleyin derim bilmiyorum yani. Ekstra bir şey yok klibin içinde. Güzel prodüksiyon yine, efektleri falan da güzel olmuş ama yani çok böyle üzerinde durulacak klip olmadığını düşünüp
Geçiyorum bir diğer klip haberine. Geldik bu haftanın son klibine. Bu klip Trippie Redd'in Under Enemy Arms adındaki şarkısının klibiydi. Ve bu klipte yine bayağı bir aslında prodüksiyonlu savaş sahneleri içeriyor. Yani bildiğiniz savaş olmuş. Bu sefer hani Logic ve Joyner Lucas'ın ISIS klibindeki gibi bir sahne değil. Bayağı insanlar çatışıyor falan. Ama aynı zamanda bir şey daha düşündürdü bana bu. Biliyorsunuz Hollywood Effect diye bir şey vardır. Yani ne çok gündemdeyse genelde bu gerçek olur. Son zamanlarda kliplerde bayağı bir savaş sahnesi görmeye başladık. Bir hayırdır inşallah demedim değil içimden. Başarılı olmuş savaş sahnesi olarak bakacaksak eğer bir klibe, bu Trippie Redd'in Under Enemy Arms adındaki şarkısının klibini, başarılı. Gerçekten bayağı bir prodüksiyon var, bayağı yüksek de bütçeli gibi duruyor ama dediğim gibi beni biraz düşündürdü bu savaş sahnelerinin son zamanlardaki yoğunluğu diyorum ve bu haftaki şarkı, albüm ve klip haberlerini sonlandırıyorum. Geçiyoruz bu hafta hip hop dünyasında olan olaylara. Bu hafta hip hop dünyasıyla alakalı ilk haberimiz yine bu Kodak Black'la alakalı. Biliyorsunuz zaten kendisi şu anda Miami, Florida'da tutuluyor, çıkartılmıyor dışarı ve hani herhangi bir para ödeyerek çıkması da söz konusu değildi. En son şöyle bir karar çıktı, işte 550 bin dolar olarak belirleyelim bu ücreti ve hani öderse dışarı çıksın. Çünkü zaten dışarıda bir sürü davası daha var bu herifin. Aynı zamanda şöyle de bir olay var. Pleading not guilty dediğimiz bir şey var. Yani hakim karşısında suçlarını kabul etmemişti Kodak Black bu silahla yakalandıktan sonra. Ama bir sürü kanıt bulunduğu için şu anda jüriyi ve halkı kandırmaktan aslında bir suç daha eklendi Kodak Black'in davalarına. Ve aynı zamanda hakim bu 550 bin dolar verilsin ve salıverilsin kararını da reddetti. Şu cümleyi söyleyerek ben Kodak Black'in toplum için bir tehlike oluşturduğunu düşünüyorum dedi. Güven vermediğini düşünüyorum dedi halka ve yine sonuç olarak onu parmaklıklar ardında tutuyorlar. Ağustos'ta görülecek bir sonraki davasına kadar gibi gözüküyor. Aynı zamanda eğer bu şu anda görüldüğü silahla alakalı, bu Pompano Beach'teki çatışmayla alakalandırılan bu işte evinde bulunan silah, kiralık araba falan bunlar onun aleyhine sonuçlanırsa 10 senede hapiste kalacak gibi duruyor Kodak Black. Bakalım bunlardan yırtabilecek mi? Yani bilmiyorum ne kadar ustanmaz bir herif oldu bu. Sevmiyorum. Ben bıktım yani, biliyorum çok seviyorsunuz benim her hafta Kodak Black'e sövmemden ama ben yoruldum artık bu herife sövmekten. Karakter olarak iğrenç bir insan, şarkıları arada güzel olabiliyor diyerek geçiyorum bir sonraki haberimize. Bir sonraki haberimiz aslında Tim Westwood'la alakalı ve biraz da yani asıl haber tabii ki Tim Westwood'la alakalı değil ama kendisinin yaptığı bir şeyle alakalı. Eminem ve Proof'un daha önce piyasaya çıkmamış bir freestyle kaydını yükledi YouTube'a Tim Westwood. Bu arada Tim Westwood çok başarılı bir İngiliz DJ ve sunucudur. Zamanında bu işi çok yapmıştır zaten. İsmini bilmiyorsanız da mutlaka araştırın Tim Westwood'u. Yani benim yaptığım işin duayenlerinden diyebilirim kendisi için. Ve zamanında 99 senesinde Marley Marl'la bir show programı vardı kendisinin. Ve bu programa katılan Eminem ve Proof'un o gün yaptığı, yani 1999'da program için yaptığı bir freestyle'ın kaydını yayınladı Tim Westwood ve gerçekten çok anlamlı. Zaten Proof da yine kaybettiğimiz çok önemli ve başarılı sanatçılardan bir tanesiydi. 2006 senesinde bir cinayete kurban gitmişti. Aynı zamanda Eminem'in de çok çok yakın arkadaşıydı. Dolayısıyla çok anlamlı bir şey yapmış Tim Westwood. Bunu da mutlaka girin dinleyin. Çünkü yüksek ihtimalle Spotify'da bulamayacağız bu şarkıyı, bu freestyle'ı. Ama hani Tim Westwood, Eminem ve Proof yazarsanız mutlaka karşınıza çıkacaktır. Bu da bu haftanın güzel ve sevindirici haberlerindendi diyerek geçiyorum bir diğer hip-hop haberine. Bir sonraki haberimiz gerçekten çok sevindirici çünkü J. Cole'un Forest Hills Drive albümü Certified Triple Platinum derecesine ulaştı. Mevkiine ulaştı mı derim artık buna. Ne derim bilmiyorum. Tam Türkçe'ye çeviremiyorum Certified Platinum ama sonuç olarak zaten bu Forest Hills Drive albümü benim J. Cole'un en sevdiğim albümlerindendir. Born Sinner'la beraber tabii ki. Yani içinde No Role Models ve işte Wet Dreams falan gibi bir sürü inanılmaz şarkısı var J. Cole'un. Zaten benim en sevdiğim sanatçılar arasında da yer alıyor. Sonuna kadar hak etti bunu diye düşünüyorum. J. Cole ve Dreamville'in de yolu açık olsun diyorum. Çok daha güzel albümleri göreceğimizi düşünüyorum J. Cole'dan. Zaten Middle Child'da çıkarmıştı en son biliyorsunuz. Sonrasında Purple Emoji'ye eşlik etti. İşte The London çıktı falan. Bilmiyorum, J. Cole'da gümbür gümbür geliyor diye düşünüyorum ben. Ama bu haber eski Forest Hills Drive albümüyle alakalıydı. Triple Platinum ödülü aldı diyoruz albüm ve geçiyorum bir diğer
Hip Hop haberine. Şimdiki haberimizin görselini maalesef ekleyemiyor olacağım. Çünkü Iggy Azalea'nın çıplak fotoğraflarının internete sızmasıyla alakalı bir haber bu. Kendisinin 2016 GQ dergisinin fotoğraf çekimindeki kullanılmayan görüntüleri, yani aslında kendi bedenini kapatamadığı görüntüleri internete sızdı. Ve bununla alakalı Iggy Azalea böyle bir açıklama yaptı. Ben işte bütün sosyal medya hesaplarımı kapatıyorum. GQ dergisiyle alakalı da davacı olacağım dedi. Bakalım ne olacak bunun sonu? Tabii ki çok kötü bir şey. İnsanın bu kadar kişisel bir fotoğrafının veya herhangi bir belgesinin internete sızması diyorum. Iggy Azalea'ya da buradan geçmiş olsun diyorum. Müziğini artık başarılı bulmasam da Iggy'ciğim. Neyse, geçmiş olsun. Geçtim bir diğer habere. Bir sonraki haberimiz French Montana ve Max B ile alakalı. Kendilerinin Coke Wave 4 adındaki yeni projesinin bittiğini açıkladı French Montana. Zaten bu ikili Coke Wave adındaki bu projelerine ilk olarak 2009 senesinin Şubat ayında başlamışlardı. Bugüne kadar 3 tane Coke Wave projesi gördük. Dördüncüsü de sona ermiş, kayıtları bitmiş. French Montana bunu Instagram'dan paylaştığı bir video ile açıkladı. Ve videoda benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Kendisi bu albümde yer alacak bir şarkıyı dinletiyor videoda. Ve bir tane sample çok tanıdık. Bu da nedir? DJ Premier'ın seneler önce Nas'ın Illmatic albümünde yer alan Represent şarkısı için yaptığı sample'dı. Çok iyi sample'dır zaten. Bu sample'da Lee Irvin'in Thief of Baghdad şarkısını, çok eski bir şarkıdır, çok da bilinmez ama hani DJ Premier'le ben ilgilenirken bunu geçmişte keşfetmiştim, bu sample'ı kullandığını. Yine aynı sample'ı kullanmışlar. Bakalım French Montana'nın böyle bir beat'in üzerine, böyle bir sample'ın üzerine ne gibi bir performansı oldu. Dolayısıyla merakla bekliyorum bu Coke Wave 4 albümünün tamamen bizlerle buluşmasını diyorum. Ve geçiyorum bir diğer habere. Bir sonraki haberimiz yine biraz magazinsel değer taşıyor. Quavo ve onun kız arkadaşı Saviti ile alakalı. Geçtiğimiz günlerde Quavo ve kız arkadaşı Saviti, Quavo'nun ablasının düğününe gitti. Ve bu düğünde Quavo'nun ablasının attığı çiçeği Saviti tuttu ve Quavo da bunun üzerine 27 Mayıs'ta galiba sıra bizde diye bir gönderimde bulundu, paylaşımda bulundu sosyal medya üzerinden. Bilmiyoruz Quavo Saviti ile evlenir mi? Evlenirse uzun sürer mi? Çünkü genelde bu Hollywood'da ve müzik dünyasında gerçekleşen evlilikler kısa sürüyor. Umarım mutlu olursunuz Quavo kardeşim. Seni çok başarılı buluyorum. Migos'u da seviyorum. Saviti'nin de yeni albümünü başarılı bulmuştum zaten ama bakalım biraz daha zamanı var müstakbel karının diye düşünüyorum ve geçiyorum bir diğer habere. Bir sonraki haberimiz Tyler the Creator'la alakalı. Tyler the Creator ilk defa Billboard'un albümler listesinde birinci sıraya yükseldi. Bunu hem kendisi ilk defa başarıyor hem de tarihte ilk defa yapılan bir şeye imza attı. Bu da nedir? Bir solo sanatçının kendi prodüktörlüğünü yaptığı bir albümün ilk defa Billboard albümler listesinde bir numaraya kadar yükseldiğini görmüş olduk. Bu da tarihe böyle yazıldı. Bu arada dönüp baktığımda Earthquake şarkısıyla alakalı bir fun fact vermek istiyorum. Çünkü acaba mı dediğim bir şeydi. Bununla alakalı bir yazı da bulamadım ama %99 doğru bir şey söylüyorum şu anda sizlere. Earthquake'de bu back vokallerde duyduğumuz bir ses var. Bu ses kesinlikle Charlie Wilson'a ait. Charlie Wilson da kimdir? Benim çok sevdiğim ve çocukluğumda şarkılarıyla beraber büyüdüğüm Gap Band grubunun, bu 80'ler döneminin efsanevi funk grubu Gap Band'in lideri Charlie Wilson'ın sesi. Charlie Wilson ve Tyler the Creator Earthquake için bir araya geldiğini düşünmek bile benim beynimin yerinden çıkmasını sağlıyor diyorum ve bunu çok güzel ve önemli bir detay olarak sizlere veriyorum. Mutlaka bilmiyorsanız, bilmiyorum ilgili misiniz, ilgili değil misiniz ama bu 80'ler dönemi funk müzik, yani işte Gap Band'dir, Earth, Wind & Fire'dir, onun dışında Kool & The Gang'dir. Bunlar çok güzel ve önemli gruplardır ki günümüzde birçok hip hop şarkısının, rap şarkısının da sample'ları buralardan alınmıştır diyorum ve geçiyorum diğer habere. Bu haber Nick Cannon ve Nipsey Hussle'la alakalı ve dolaylı yoldan Dr. Sebi ile alakalı. Biliyorsunuz ki Nipsey Hussle zamanında Dr. Sebi ile alakalı bir belgesel çekmek istiyordu ama hayatını kaybetti. Dr. Sebi de kimdir? Bir daha bir üstünden geçelim. Kendisi sadece bitkisel yollarla birçok hastalığa çare bulabilmiş bir doktor aslında. Evet, sertifikalı bir doktor değil, dolayısıyla doktor diyemiyoruz ama şifacı diyelim. Ve gerçekten bugüne kadar 13 tane AIDS hastasını iyileştirebilmiş bir adam, mucizevi bir insan. Ama o da kendi evinde ölü bulundu. Nipsey Hussle da bununla alakalı bir belgesel çekmek istediğini söylemişti. Ve bunu söyledikten çok yakın zamanda öldürüldü. Tabii ki bir bağlantı kurulmadı şu ana kadar Dr. Sebi ve Nipsey Hussle'ın ölümüyle alakalı ama
hala bu komplo teorileri arasında yer alıyor Nipsey Hussle'ın ölümüyle alakalı. Şöyle bir gelişme olmuştu. Nick Cannon, Nipsey Hussle öldükten sonra onun bu başladığı Dr. Sebi belgeseline devam edeceğini açıklamıştı. Ve son zamanlarda şöyle bir söylenti çıktı sosyal medya üzerinden. Nick Cannon işte projeyi iptal etti, çekmeyi bıraktı Dr. Sebi belgeselini gibi bir söylentiydi bu. Nick Cannon bunu yalanladı ve çekimlerin tüm hızıyla devam ettiğini ve bu Dr. Sebi belgeselinin çıkacağını açıkladı ve kimseden korkmuyorum, hiçbir korku yok, fearless hashtag ile böyle bir gönderide bulundu sosyal medya üzerinden. Umarım Dr. Sebi belgeselinde çok yakında kavuşuruz. Gerçekten çok önemli ve bilinmesi gereken bir insan diye düşünüyorum. Bu haftanın Global Hip Hop gündemi bu kadardı. Haftaya yepyeni bir bölümle görüşmek üzere. Ben Yağız Kahraman. Kendinize çok iyi bakın. Aynı zamanda iyi bayramlar ve Epidemic kanalına da abone olmayı unutmayın diyorum. Haftaya görüşürüz. Bayram şekeri.